Baraj manzarası mükemmel. Barajın hemen karşısında ise güzel bir köy var. Türkiye'de en ilginç barajlardan bir tanesi. Gördüğümüz gibi orada güzel adalar var. Evet dostlar, hepinize selamlar. Ben şu an Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi yakınlarındayım. Çat Barajı'na geldim şu anda. Çat Barajı bildiğimiz gibi Türkiye'de ilginç barajlardan bir tanesi. Neden ilginç? Burada yüzen adalar var. Birazdan size yüzen adaları göstereceğiz. Çat Barajı'nın hemen kenarındayız şu anda. Kenar kısımlarda gördüğümüz gibi tütün tarlaları var. Baraj manzarası mükemmel. Barajın hemen karşısında ise güzel bir köy var. Bu köyü şöyle bir yakından alalım. Evet dostlar, gerçekten eşsiz bir baraj manzarası. Karşımızda bir köy var, baraj manzaralı bir köy. Gerçekten böyle bir manzara herkesin istediği, belki de yaşamak istediği bir köy. Bu güzel manzara. Şöyle devam edelim. Yukarıdan devam edelim. Gördüğümüz gibi Çat Barajı'nın hemen orta kısmında balık çiftlikleri var. Baraj gölünde balık besleyerek, çiftlik kurarak burayı değerlendirmek istemişler. Gerçekten mükemmel bir manzara var. Ben bugün öğlen saatlerinde Adıyaman'dan çıktım. Malatya'da kısa süre bir işim vardı. İşimizi gördük. Dönüşte de Çat Barajı'nı böyle görüntüleyelim dedik dostlar. Bu güzel manzarayı sizlerle paylaşmak istedik. Burası hemen Çelikhan ilçesinin hemen yakınında. Yaklaşık 500 metre, 1 kilometreyi bulmaz. Güzel bir baraj. Ve burası biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de en ilginç barajlardan bir tanesi. Gördüğümüz gibi orada güzel adalar var gördüğünüz gibi. Dostlar, bunun başka bir yerde örneği yok. Çok ilginç bir baraj. Bir akşam saatinde güneş batmadan bu güzel manzarayla sizleri baş başa bıraktık. Arkadaşlar, sağlı ve sollu yüksek dağlar var burada. Gördüğünüz gibi barajın kenarından yol kıvrılarak gidiyor. Bu taraf Adıyaman, Çelikhan tarafına gidiyor. Bu taraf ise Malatya'ya gidiyor. Dostlar, baraj manzaramız böyleydi. Burada da bir sığır kuyruğu bitkisi var.
barajın hemen kenarında. Dostlar. Gördüğümüz gibi burada da barajın hemen kenarında tütün tarlaları var, böyle küçük küçük. Ama Çelikan tütünü biliyorsunuz çok meşhur. Türkiye'de en kaliteli tütün Çelikan'da. O yüzden böyle küçük 500 metrekarelik bir yeri olan insanlar tütünden ciddi anlamda gelir elde ediyorlar. Burası barajın epey kenar bir kısmı. Gördüğümüz gibi su bayağı bir çekilmiş. Bazı yüzen adalar buraya oturmuş dostlar, gördüğünüz gibi. Yüzen ada su kesildiği için oraya oturmuş. Orada kalmış. Gördüğünüz gibi buralarda da küçük küçük yüzen adalar var buralarda da. Su motoru çalışıyor. Barajdan suyu çekerek bu gördüğümüz tütünleri suluyorlar. Gördüğümüz gibi. Barajın kenarında böyle güzel bir yeşil bahçe. Bir de bu tarafa doğru geçelim. Bu kısımda da aynı şekilde tütün tarlaları, ceviz tarlaları var. Gördüğünüz gibi abimiz çalışıyor orada. Böyle güzel bir yeşillik bağ bahçe yapılmış. Evet, Çat Barajı kenarında bu güzel manzarayı bu şekilde değerlendirdik. Bir başka noktadan Çat Barajı manzarası. Yüzen adaları şöyle bir yakından görüntüleyelim dostlar. Yüzen adalarımız, gördüğünüz gibi yüzen adalarımız şu mükemmel bir şekilde gözüküyor. Arka tarafta dağlar. Evet, Çat Barajı manzarası da Çelikan ilçesine giriş yapmak üzereyiz. Dostlar. Çelikan gördüğünüz gibi 8600 nüfusu olan bir ilçe. Küçük bir ilçe. Ama tütünün başkenti. Adıyaman nasıl ki tütünün başkenti ise, Çelikan'da en kaliteli tütünün yetiştiği yer. Küçük, şirin ilçe Çelikan. Şöyle bir Çelikan'ın içine doğru girelim. Şuradan şehir merkezine doğru bir giriş yapalım. İnşallah. Ananın babanın
çok güzel, ilginç bir mimarisi olan bir cami inşaatı var burada. Gördüğünüz gibi. Şerikan arkadaşlar, girişi burası. Bakalım Şerikan merkez neresiymiş. Bir görelim inşallah. Karşı taraftan Şerikan böyle gözüküyor. Dağın eteğinde arka tarafı yeşillik, çamlık. Güzel bir ilçe. Evet arkadaşlar, şu anda Şerikan'ın merkezine geldik, ancak altyapı çalışması var, yollar çok kötü. Geldiğimizde de pişman olduk. Burada da böyle bir saat kulesi yapmışlar. Küçük köy görünümlü bir ilçe. Ama şirin bir ilçe. Şerikan merkez böyle arkadaşlar. Çok ters bir zamanda gelmişiz. Maalesef yol diye bir şey yok. Biz sol taraftan gelmiştik. Bir de sağ taraftan gidelim. Bir de sağ tarafı görelim bakalım nasıl bir yermiş. Esnaf genelde açık dükkanla çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Ama yol olmayınca maalesef çok kötü. Tozdan dolayı da vatandaşlar ısıyorlar maalesef. Maalesef derken toz olduğu için vatandaşlar mecbur kalmışlar. Evet. Şerikan'ı bozuk yoluyla hatırlayacağız galiba. Şöyle çekerek gidelim şu an. Ama yol ölü. Çünkü kanalizasyon borusu döşenmiş, döşeniyor. Hala çalışma devam ediyor. Gördüğünüz gibi vatandaşlar yol kenarına sıralamışlar. Bu şekilde vatandaş yol kenarına sıralanmış bu şekilde. Evet, bozuk olunca. Bir de ilginçtir, buranın yol boyu köpekleri var. Hiç yoldan çekilmiyorlar, sakınmıyorlar, çekilmiyorlar. Etrafta gördüğünüz gibi bolca tütün tarlaları var. Sağlı ve sollu. Bakın. Bu tarafta da tütün tarlaları var. Gördüğünüz gibi. Güneş batımı da çok güzel görünüyor. Karşı tarafta da yine Tokyo'nun yaptığı binalar var, konutlar var. Evet, tütün tarlaları hemen yanı başımızda. Adıyaman
içerideki manzarası da böyledi arkadaşlar. Burası da Çelikhan'a geçtikten sonra yoğun tütün yetiştirilen yerlerden bir tanesi. Manzara dikkatimi çekti. Ben de sizlere göstereyim dedim arkadaşlar. Evet. Hemen Çelikhan yakınları burası. Ben şu anda Çelikhan yakınlarında Şirinsu denen bir yere geldim. Buranın suyu çok güzel. O yüzden evden gelirken evde ne kadar şişe varsa hepsini toparladım geldim ve şu anda su dolduruyoruz. Buranın suyu hem soğuk hem de çayı çok güzel oluyor. O yüzden gördüğümüz gibi suyumuzu dolduruyoruz. Bu şekilde. Ancak insanlarımız maalesef çöplerini yerlere atmışlar. Etrafı kirletmişler. Biz millet olarak maalesef çevreyi koruyamıyoruz. Çevreye zarar veriyoruz. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.